bilişim sektörünün ve internetin ana vatanı Silikon Vadisi. Dünyayı değiştiren teknolojilerin doğduğu bölge, girişimciliğin merkezi olarak biliniyor. Yapılan birçok araştırma, Amerika'da hatta dünyada çalışılabilecek en iyi şirketlerin Silikon Vadisi'nde olduğunu gösteriyor. Vadi, şehir hayatında alışılagelmiş plaza hayatının dışında çalışma koşulları açısından oldukça rahat. Silikon Vadisi'nin ismi silikon çip üreticilerinden geliyor. Başlangıçta burada bulunduğumuz bölgede Silikon Vadisi'nde sadece silikon çip üreticileri vardı. Ama ardından yüksek teknolojik ürünlerin yapıldığı merkez haline geldi ve dünyanın bilişim merkezi haline geldi. Silikon Vadisi, Doğu Körfezi, San Jose, Peninsula Vadisi ve Santa Clara Vadisi'ni içeriyor. Yani bulunduğumuz alan Silikon Vadisi oldukça büyük bir alanı kapsıyor. Microsoft gibi, aynı zamanda Yahoo gibi, eBay gibi bütün firmalar merkezleriyle burada bulunuyor. Silikon Vadisi çalışma koşulları ve çalışanların aldıkları maaşlarla da ilgi çekiyor. En yüksek tavan maaş malum en çok bilinen firmalardan bir tanesi Google'da yaklaşık 180 bin dolar. En düşük tavan maaşsa Twitter'da 125 bin dolar. Silikon Vadisi'nde çalışanların ortalama geliri yıllık 92.300 dolar. En az maaş alanlar grafik tasarımcıları, en fazla maaş alanlarsa ürün müdürleri. Vadisi oldukça farklı imkanları sunuyor çalışanlarına ama tabii hayat da çok ucuz değil. Vadi içinde hayat, yaşamak diğer bölgelerden yaklaşık %61,5 oranında daha pahalı. Silikon Vadisi'nin en önemli firmalarından bir tanesi de tüm dünyada bilinen Microsoft. Microsoft hatırlayacaksınız, Bill Gates'i dünyanın en zengini koltuğuna oturtmuştu. Veysel Bey, öncelikle Vodit'i kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Kuruluş aşamasında neler yaşadınız ve Türk girişimci olarak burada bulunup, San Francisco'da, Silikon Vadisi'nde bulunup bir şirket kurma aşamasında neler oldu? Fikir nasıl ortaya çıktı? Öncelikle bunu soralım. Aslında Vodit bir anda aklıma gelen bir fikrin sonucu ortaya çıkan bir çalışma. Bugün yüksek çözünürlük laboratuvarında, yerin altında, 3 kat altında, yaptığım çalışmalar esnasında gerçekten oda karanlık, tek başınasınız ve insanın gerçekten canı sıkılıyor. Ve bir gün aklıma bizim binanın önünde sanal bir duvar olsa, aynı fiziksel duvar gibi davranan bir duvar olsa ve binadaki diğer insanlarla sohbet edebileceğimiz bir ortam olsa diye bir anda aklıma gelen bir fikir sonucunda o an yaptığım deneyi bırakıp direkt arkadaşlarıma e-mail attım. Benim aklıma böyle bir fikir geldi, çok heyecanlandım ve bu fikri hayata geçirmek istiyorum. Bu konuda benimle birlikte bu yola çıkmaya hazır mısınız diye sorduğumda birkaç arkadaşımdan çok olumlu cevap geldi ve böylelikle Vodit'in ilk çalışmaları bu şekilde başlamış oldu. Şimdi Silikon Vadisi'nde özellikle dünyanın teknoloji merkezinde Facebook, Google gibi son zamanlarda neredeyse kullandığımız bütün teknolojilerin geliştiği ana merkezde bir Türk girişimci olarak bir çalışma yapmak gerçekten çok büyük bir heyecan verici. Çünkü ciddi bir potansiyel var burada. Yani bir fikrin sadece aklınıza gelmesi yeterli değil. Aynı zamanda o fikrin olgunlaşması için gerekli ortamın olması ve o fikri gerçekleştirecek bir ekibin, yani insan kaynağının olması çok önemli. Bu yüzden Silikon Vadisi'nde
büyük bir insan potansiyeli var ve aynı zamanda altyapı olarak da inanılmaz güçlü ve yıllardan beri test edilmiş, denenmiş yöntemlerin geliştirildiği bir ortam. O yüzden çok heyecan verici bir çalışma oluyor bizim için burada bir startup kurmak. Çünkü çok fazla örneğini görmediğimiz bir alan. Özellikle Türk girişimciler maalesef diğer milletlere nazaran baktığımızda Pakistan'dan örneğin veya Hindistan'dan çok ciddi olarak geri kaldık. Maalesef Amerika'nın doğusunu uzun yıllar önce keşfettik. Fakat Amerika'nın batısı, yani teknoloji merkezi olan Silikon Vadisi'nde çok fazla Türk girişimci şu an yok. Fakat çok umut varız. Çünkü son zamanlarda inanılmaz bir girişimci potansiyeli akın akın Türkiye'den buraya gelmek geliyor. Ve bu arkadaşlarla beraber oturuyoruz. Farklı çalışmalar yapıyoruz. O anlamda da çok heyecan verici. Peki Wallet'i biraz tarif edelim. Hem ne yapıldığı noktasında hem de aynı zamanda neler yapılabileceği, nasıl geliştirilebileceği ve şu andaki kullanıcı düzeyi ve potansiyelini de tabii sormak istiyorum. Şimdi Wallet aslında ilginç bir başarı hikayesi var. Biz yaklaşık 6 ay önce bu fikirle piyasaya çıktığımızda yaklaşık 2 hafta gibi kısa bir sürede 1 milyon doların üzerinde bir yatırım aldık. Bu yatırımı yapanlar arasında çok meşhur, başarılı yatırımcılar var. Örneğin YouTube'u kuranlar, PayPal'ın boardunda olan insanlar, aynı şekilde HP'nin başkan yardımcısı, OpenTable'ın başkanı gibi bir sürü değerli yatırımcı bu fikre sahip çıktı. Bu fikirdeki geleceği gördükleri için çok ciddi yatırım yaptılar. Yaklaşık 4 aylık bir programı geliştirme sürecinden sonra biz yaklaşık 1,5-2 ay önce ürünü piyasaya sunduk ve Apple tarafından dünyanın 127 ülkesinde feature app olarak yayınlandık. Yani Apple'ın editörleri tarafından seçilmiş, yani yaklaşık 30-40 bin tane uygulama her hafta Apple'a editörlerinin önüne geliyor ve bunların arasından sadece 5-10 tanesini her hafta seçip bunları ana sayfalarında yayınlıyorlar. Daha da ileriye gidip bu 5-10 tane özel olarak seçilmiş uygulamanın içerisinden bir tanesini yaklaşık 1 milyon takipçilerine Twitter'da gönderiyorlar. Ve Wallet aynı zamanda 1 milyon takipçiye Apple tarafından gönderilmiş, tweet edilmiş bir uygulama olarak çok ciddi bir başarı elde etti. Yaklaşık 3-4 hafta gibi kısa bir sürede yüz binlerce kullanıcıya ulaştık. Wallet'i kurma aşamasında neler yaptınız, nasıl destekler aldınız? Bu desteklerden ve yapılanlardan, fırsatlardan biraz bahsedebilir miyiz? Öncelikle yani gerçekten iyi bir fikriniz varsa, iyi bir liderlik kabiliyetiniz varsa ve iyi bir ekip kurabiliyorsanız Silikon Vadisi'nde kaynak bulmak çok kolay diyebilirim. Biz bu fikirle ilk çıktığında örneğin mesela fikri anlatmak için yaklaşık 45 ile 60 saniyelik ya bir prezentasyon ya da bir film tarzında video hazırlamanız gerekiyor yatırımcılara projenizi anlatabilmeniz için. Ben oğlumdan rica ettim. 11 yaşında bir oğlum var, 9 yaşında da bir kızım. Bir gece oğlumdan rica ettim ve yaklaşık 10-12 sayfalık bir çizim yapmasını istedim. Yani bir Golden Gate'in etrafında, ondan sonra insanlar kafede oturup konuşurken veya bir sokakta bir duvarın üzerine bir şeyler yazarken bildiğimiz böyle çöp adamlarla yapılmış çizimlerdi kurşun kalemle. Yaklaşık 1-1,5 saat içerisinde tamamladı. Ondan sonra bunları dijital tarayıcıyla taradı, dijital ortama aktardık ve herkesin bildiği gibi PowerPoint çok basit bir sistem kullanarak bunları videoya çevirip arkasına ufak bir müzik fonuyla beraber, hatta konuşmasını, seslendirmesini bile o yapmıştı. Biz o filmle yaklaşık 1 milyon üzerinde bir kaynağı yaklaşık 2 hafta gibi kısa bir sürede bulduk. İşte bu ikisini de gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Böyle bir avantajı da var. Zaten eğer fikriniz varsa, bunu gerçekleştirecek ekibiniz varsa diğer kaynakları bulmak çok kolay oluyor. Özellikle benim arkadaşlara da söyleyebileceğim, eğer böyle fikri olan arkadaşlar varsa hiç çekinmeden direkt bizimle iletişime geçebilirler. Biz elimizden geldiğince tüm Türkiye'deki arkadaşlarımıza yardımcı olmak isteriz. Benim e-mail adresim veysel@wallet.com. Oradan benimle iletişime geçebilirler. Mümkünse Silikon Vadisi'ne gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü yani fikrin sadece kendisi, ekibin sadece kendisi değil, ekibin bulunduğu ortam,
Yani onun aerosu, onun florası da çok inanılmaz önemli. Çünkü yani bir çiçeği bir yere ekerseniz farklı alanlarda, farklı topraklarda farklı lezzetleri olur meyvelerin, değil mi? Aynı şekilde burada Silikon Vadisi'nde gerçekleştirilen, başarılan bir ortam, bu girişimcileri destekleyen bir ortam. Çünkü etrafınıza baktığınızda ya herkes bir startup kurmuş, başarılı olmuş, ya da startup kurmuş, şu an devam ediyor, startup'ın getirdiği bazı sıkıntıları yaşıyor. O sıkıntıları paylaşabileceğiniz insanların etrafınızda olması yani gerçekten çok değerli. Yani bunu tarif etmek mümkün değil. Bunu gerçekten gelip burada yaşamak lazım. Fikriniz varsa, ekibiniz varsa atlayıp direkt Silikon Vadisi'ne gelin. Babur Bey, biz sizi tabii Türkiye'de hani Türk basınında da ekonomi basınında da daha çok hani Spor Online'ın kurucusu olarak biliyoruz ama sizin burada da çeşitli faaliyetleriniz var. Şirketler anlamında, girişimcilik anlamında. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Ve tabii hani Amerika'da bulunmak ve bir Türk girişimci olarak bulunmak nedir? Öncelikle nasıldır? Bunu soralım. Yani girişimci olmak için ilk defa bir yerde girişimci olmak gerekiyorsa herhalde burası. Amerika'da da Silikon Vadisi yeri, teknoloji alanlarında. Çünkü girişimci olmayana zaten ters gözle bakıyorlar burada. Yaşadığım mahallede gördüğüm insanlar, çalıştığım insanlar, sosyal olarak tanıştığım insanlar hepsi ya şu anda bir startupta çalışıyorlar ya da çalıştıkları firma 2-3 yıl önce ya da 4-5 yıl önce bir startup. Burada bir iki eski banka, bir iki enerji firması ve sigorta firması dışında Silikon Vadisi, ki bu 7 milyon insanın yaşadığı 80 kilometrelik bir alan, dünyanın 19. büyük ekonomisi, tamamen startupların yarattığı bir ekonomi bu. Startup firmalarının bugün ziyarete geldiğiniz Wallet gibi on binlerce firmanın aynı anda burada dünyada olmayan bir şeyi yaratma, hayal etme, ürüne geçirme, oradan da bir işe çevirme uğraşı içinde. Burası tam yeri. Siz önce Türkiye'de şirketler kurup, kuruluşunda bulunup, genel müdürlüğünü yapıp sonra Amerika'da bulundunuz. Aslında bunun genellikle tersi olur ve Amerika'daki veya işte gelişmiş ülkelerdeki deneyimler hep Türkiye'ye getirilir. Bu biraz daha farklı olduğu için bu tecrübeyi de öğrenmek istiyoruz. Yani özellikle burada bulunarak buradaki firmalara destek olmak ve burada girişimciliğe devam etmek nasıl bir fikirdi ve nasıl oluştu? Yani sadece buraya, yani en önemli karar 2001 yılının sonuna doğru Türkiye'den ayrılıp Amerika'ya gelme kararıydı. Zaten insan bildiği işi yapıyor. Yani bildiğiniz iş startup firmalar, hayata yeni başlayan teknoloji firmaları ise onu yapıyorsunuz. Yani bu öyle önemli bir şey yok, hikayesi yok. Ve startup firmaların en büyük ihtiyacı insan ihtiyacı. Sermayeden de önce, her şeyden önce insana ihtiyacı var. Ve insan bulmada zorlanıyorlar, tecrübe bulmada zorlanıyorlar. Özellikle deneyimli tecrübe, ki burada benim deneyimin önemli şeyi vardı. 5 firmayla uğraştım. İkisi iyi yola gitti, biri battı, iki tanesinin durumu öyle böyle oldu. Yani bu tür tecrübe aranıyor. Birkaç işi batırmış olman gerekiyor. Bir iki işi de çok iyi yapmış olman gerekiyor. Bu tür tecrübe gerçekten de dünyanın başka ülkesinde başarınızın yanına bir iki başarısız geldi, başarısızlıklar daha çok konuşuluyor. Burada hiç öyle bir şey yok. Başarısızlık bile bir başarı. Girişimci dünyasında olduğum için sonunda kendi ayağınızdan asılıyorsunuz. Yani bizim burada Türkiye'ye tecrübelerimizi aktarmamız lazım. Türkiye'de bir dünya çapında iş yapabilecek bir role model bulmaları lazım. Yani bir örnek, bir insan görmeleri lazım. Başarılı olmuş. Sadece Türkiye'de büyük iş kurmuş değil, yaptığı işle dünyada bazı endüstrilerin gidişatını etkileyecek Türklerin olduğunu Türkiye'deki gençlerin bilmesi
o kişilerle tanışabilmesi, onlarla yan yana oturabilmesi, ya ben de büyüyünce böyle olacağım diyebilmesi lazım. Gerçekten de o kadar basit. Yani insanlar dokunabildikleri, ulaşabildikleri örnek insanları taklit ediyorlar. Ve son 1-2 yıldır da Silikon Vadisi'nde olan başarılı Türk girişimlerinin Türkiye'de vizibilitesi var. Türkiye'den de buraya son derece sık bir şekilde girişimci olma adayı olan arkadaşlar geliyor. Ya seyahate geliyor ya burada yaşamaya geliyor ediyor. Bir şekilde bizim bu köprüyü, yani bu köprü böyle devletin kuracağı bir köprü falan değil. Ama bu köprüyü bir şekilde kurmamız lazım. Hep devlet desteği denir yani. Türkiye'de de bu şekilde yani. Girişimcilik için devlet desteği ya da işte hükümetin attığı adımlar önemlidir diye. Hani buradaki o anlamda destekler ne farklılık vardır ve bu destek şart mıdır acaba? Bir girişimci ruhu için devlet desteği şart mıdır size göre? Geçici olarak evet. Yani örnekler vereyim. Mesela burada en önemli girişimcinin etrafına parası azken etrafına kadro kurabilmekte, en iyi kadroyu kurabilmekte en önemli enstrümanlarından biri stock option dediğimiz firmaya maaş yerine ya da az maaş karşılığı hisse opsiyonu vermesi. Şimdi Türkiye'de bunun altyapısı yok. Türkiye'de böyle bir şeyin vergi muafı yok. Yani devletin bunları yapması lazım ve önemli çünkü burada da devletin işi bu tür şeyleri ben etrafıma toplayabildiğim insanlara girişimciysem param yok verecek ama çok iyi bir hayalim var, insanlar da bana inanıyor, nasıl onları ödüllendireceğim ortak ederek firmaya. Şimdi bu tür altyapıların devletin yapması lazım. Hukuku ne bileyim internette yarattığım siteye biri bir şey yazdı diye benim mahkemeye verilmemem lazım gibi altyapılar devlete düşüyor ama girişimciyi teşvik etme içinde olması lazım adam. Yani devletin yapabileceği bir şey yok. Devletin ben para vermesi taraftarı da değilim. Ama devletin hukuki ve altyapı engellerini ortadan kaldırması yapabileceği en önemli rol. Türkiye'den Silikon Vadisi'ne büyük bir akış var. Türkiye'den özellikle. Ve bu da bizi çok heyecanlandırıyor ve cesaretlendiriyor. Türkiye'de çok akıllı arkadaşlarımız var, çok girişimci arkadaşlarımız var. Türk ruhu zaten girişimci bir ruh. Dünyanın neresine gitseniz bir Türk görüyorsunuz, bu klişeyi de söylemiş bulunayım burada. Ve şu anda bunun sayısı burada gittikçe artıyor. Ve Babür ve Kerim'in de programıyla, Turkish Spark'la gerçekten bu insanlara yardım etmenin, girişimci arkadaşlara yardım etmenin sevincini yaşıyoruz. Güzel fikirler görüyoruz. Ama gördüğümüz güzel fikirler tabii ki Silikon Vadisi'ne gelmek istiyor. Türkiye'de kalmak istemiyor. Türkiye'deki geneldeki girişimcilik ortamı iç pazara yönelik bir girişimcilik ortamı. Dış pazara açılan fazla bir girişimci hikayesi daha görmedik. Başarı hikayelerimizin artması gerekiyor. Biz de Turkish Spark ve TABC olarak bunun artmasında bir fayda da katkıda bulunmak istiyoruz açıkçası. Bu pazarı teyitleyen, valide eden bir unsur da yabancı yatırımcının Türkiye'ye yaptığı yatırımlar, biraz önce bahsettiğim gibi. Bu da çok önemli bir unsur. Bu yatırımlar arttıkça Türkiye'deki girişimcinin de iştahı artacak, bize öyle geliyor. Ve bu dışarıya açılma hikayeleri artacak. Açıkçası her şirket Türkiye, mesela üretilen her ürün Türkiye'ye uygun olmayabiliyor pazar açısından. Fakat bu şirketlerin Türkiye'ye katma değer sağlaması Türkiye'deki kalifiye insan gücünü arttırarak da olabilir. Yani onun ekosistem olarak bakarsanız sadece şirketleri Türkiye'ye geri götürmek değil, fakat mesela yazılımın belli yerlerini Türkiye'de yaptırmak, teknolojinin belli yerlerini Türkiye'de ürettirmek gibi şeyler de Türkiye'ye çok büyük fayda sağlayacak şeyler. Çünkü bunun akabininde olacak şey, yabancı şirketler, mesela bir Hindistan modeline baktığımız zaman Hindistan'a herkes dış kaynaklandırma yapıyor. Türkiye'de mesela böyle bir cazibe merkezi olabilir, dış kaynaklandırma yapılabilir. Bu pazar büyüdükten sonra, bu altyapı büyüdükten sonra Türkiye'nin bence zamanı o zaman gelecek. Bu şirketleri direkt olarak oraya götürmek ve pazarı orada güçlendirmek için. Çok farklı şirketler var. Türk şirketleri de var. Türk girişimcilerin burada bulunduğu, faaliyet alanında olduğu şirketler de var ya da kurdukları. Ama bunlar arasında ödüle değer görülen Wallet bildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla evet. Nasıl bir kriterle seçildi bu? Hangi kriterler göz önünde bulunduruldu ve neye göre belirlendi ödül? Açıkçası bu seneki ödül çok zor olmadı. Çünkü çok şirket vardı öncelikle, öyle söyleyeyim. Fakat Veysel'in yapmış olduğu ve takımının yapmış olduğu başarı gerçekten kayda değer bir başarı.
2 ayda 1.2 milyon raise edip para bulup ondan sonra 6 ayda ürün çıkartmak her baba yiğidin harcı olmadığı için açıkçası Veysel'e güzel şirketlerimizin arasından sıyrılıp bu ödülü vermeye layık gördük ve kendisini de bir daha tekrar burada tebrik ediyorum. Burada acaba kriterler arasında daha çok yarattığı katma değer ya da yarattığı fikir mi ön plana çıkıyor yoksa gelecek vaat eden bir şirket olmasına mı bağlıyorsunuz? Yani hangi kriterler ön plana çıkıyor bu ödülleri verirken? Tabii ki girişimcilik ruhu. Yani burada gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde para bulması ve bir hızlı bir şekilde pazara gidiş zamanını anlamış olması takımının ve bu pazara ürünü çıkartması girişimci ruhunu bize haydi haydi gösteriyor. Yani gelecek vaat edebilir. Biz kurumsal şirketlere, kurumsal olacak şirketlere bakmıyoruz. Bizim temelimizde girişimciliğe destek olduğu için böyle girişimci ruhlu arkadaşları teşvik edip onların ilerideki girişimcilik deneyimlerine destek olmak istiyoruz. Chevrolet Captiva, 163 beygir gücünde 2 litre turbo dizel motoru, Euro NCAP'ten 5 yıldızıyla gittiğiniz her yere prestijinizi taşır. Yeni Chevrolet Captiva. Chevrolet. Beykent'te fırsat elinizde. Lüks kavramını yeniden yorumlayan Beykent'in A+ standartlara sahip Home Office Roof Life projesi Arluxia sosyal hayatınıza renk getirecek ayrıcalıklarla sizleri bekliyor. Metrekaresi 1500 liradan başlayan taksit ve sıfır faiz avantajlarıyla. Arluxia Home Office and Roof Life. Çaykur Türkiye'nin gerçek çayı budur. Çaykur Türkiye'nin gerçek çayı budur. Başka çaylarla karıştırmayın. Türkiye'nin gerçek çayı budur. Çaykur. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Just call my name. Manchester United'ı dünya ile buluşturmak, biz buna sarının hızı diyoruz. DHL Express, excellence, simply delivered. Bu ay önünüzde Ford'tan başka sıfır seçenek var. Hayalinizdeki Ford'da 24 bin liraya 20 ay %0 faiz ve takasta 1500 lira indirim fırsatı var. Mayıs'ta sıfır noktası Ford yetkili satıcıları. Siemens Ancastre 2012 koleksiyonu. Siemens bu mutfağı yarattı, bu mutfakta modayı. Siemens, gelecek evinizde. En güzel filmler, belgeseller, heyecan dolu spor karşılaşmaları ve moda şovları Digiturk 3D'de. Digiturk 3D ile 3 boyut teknolojisinin keyfi şimdi 4 dörtlük. Hayallerine dokun. Simba.
Köşkeye o ile mutlu evler hepimize. Artık Ortaköy'den Boğaz'a açılma zamanı. Çocuklarınızın mutlu olacağı bir yaşam şimdi Bosfor Üstü'nün en yeni etabı Ortaköy'de. Gözün hep esketlerde olsun canım. Ben ki destansı bir ev kızı gelinlerin meselesiyim. Kimse Nurhayat Karakaş teyzeni ucuza düzmüş dedirtmem. Datça mı? Aslında Datça. Uygun fiyatlama güzel gibi beyhude bir örnek vermek üzereysen ne olur tut kendini. Böyle çeperi avralı bir araba. Bu fiyata olur mu? Datça. Kolay ulaşırsın, zor vazgeçersin. Simpaş G'ye o ile mutlu evler hepimize. Yeşil bir park hepimize. Bursa'nın çocukları yeşile kavuşuyor. Çocuklarınızın mutlu olacağı top dolu bir yaşam şimdi Bursa Modern'de. Bir kredi olsa da kuş gibi hafiflesem diyenler. Kulak verin bir. İsteyene %0,38 faizle 5000 lira, isteyene 150 liradan başlayan taksitlerle 10.000 lira. İndirimli kredilerle Türkiye'ye tam destek garantiden. Daha ne diyeyim? Hadi garantiye. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sahne Erevizyon ateşiyle yandı. Dünya kardeş ülkedeki görsel şölene hayran kaldı. Kristal Salon bir yılda Eurovision için inşa edildi. Provalar bile biletle satış yapılarak burada sahnede hummalı bir çalışma oluyor. 57. Eurovision şarkı yarışmasını İsveç kazandı. Türkiye Can Bonomo ile yedincilikle ayrıldı. İşte Lami Bekir'in ilk saniyeleri. Bonomo ve ekibi sahneden indi. Şimdi Green Zone'a doğru ilerliyorlar. Muhabir final gecesi yaşananları Kristal Salon'da takip etti. Eurovision şarkı yarışması mükemmel bir ekip tarafından ekranlara yansıtıldı. Bakü'deki Eurovision heyecanıyla muhabir bugün saat 23.30'da SkyTürk 360'da. Teknolojinin önde gelen dergisi PCNet, 3G mobil internette hız testi yaptı. Türkiye'nin 7 bölgesinde, 9 büyük ilde, 2136 ölçümle gerçekleştirilen veri indirme hız testi sonuçlarına göre Turkcell diğer operatörlerden açık ara önde. Turkcell'in interneti diğer operatörlerden 2 kat daha hızlı. Türkiye'nin 3G şampiyonu Turkcell. Turkcell internette de 4 çeker. Halkbank'tan 74. yıl hediyesi. Siz de 0.47'den başlayan faizli Halk Kulü kredileriyle ihtiyaçlarınızı karşılayın, hayalleriniz gerçek olsun. İsteyin yeter. Halkbank. Koçtaş'ta her zaman azıcık ödersin. Rubenis A enerji sınıfı 9000 BTU klima Koçtaş'ta montaj dahil sadece 699 lira. Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum. Her mevsimi aynı güzellikte yaşamak için biz de hızlıyız tabii ama bir yere kadar. O viraja daha önce giren çok oldu. Ama böyle çıkanı hiç görmedik. Sanki pençeleri varmış da yola geçirmiş gibi. Petlas, yeni şehir efsanesi. Fighters 16 Haziran Cumartesi İstanbul 7 Kule Zindanlarında. Biletler Bilet X'de.
İleri teknolojisiyle enerji tasarrufu sağlayan ve yıllara meydan okuyan Mitsubishi Heavy Klimalar nerede? Tabii ki sadece İklimsa'da. Üstelik %20'ye varan indirim ve Akses'e özel 12 taksit fırsatıyla. Baharda paraya mı ihtiyacınız var? Çok normal. Herkesin ihtiyacı olabilir. O zaman gelin Yapı Kredi'ye. Mesela günde 6 liraya 6 bin lira süper kredi verelim. Hemen, derhal. Hemen bireysel yazıp 44.11'e gönderin. Çünkü kredi Yapı Kredi'den alınır. Süper, süper kredi. Yapı süper, kredi. Süper. Turuncu indirim geliyor, futbol teknosa farkıyla izleniyor. Samsung 32EH 5000 LED TV 899 lira. Samsung 46S 6143D LED TV 2499 lira. Teknosa, herkes için teknoloji. Teknosa. Siz hedefe odaklanın, defansı bize bırakın. 15 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında 4 adet Continental lastik alan herkese Adidas Euro 2012 resmi topu hediye. Üstelik bonus özel 12 taksit veya 2 ay erteleme fırsatıyla. Konu güvenlikse bize güvenebilirsiniz. Continental lastikleri. Kafalarında çorap vardı, bıyık vardı, kasa vardı. Sakin ol pompacı, takipteyiz zaten. Hemen ayak gaz doldur. Tamam, hemen dolduruyorum abi. Hala sıcak. Fazla uzağa gitmiş olamazlar. Abi sizi tamam. Acelesi olan Aygaz'a geliyor. Hadi, hadi. Performans isteyen Aygaz'a geliyor. Sağ ol. Türkiye'nin en çok tercih edilen LPG'si. Aygaz Euro LPG Plus. Sektörün ilk sadakat kartı Shell Club Smart Card 10 yaşında ona yakışanı yapıyor ve 10. yılın şerefine 10 kata kadar smart puan kazandırıyor. Kazanılan puanlar yakıta dönüşüyor. Shell'e gelin, Shell Club Smart Card'la her litrede kazanın. Acil nakit lazımsa ihtiyacınız olan iki şey var. Telefon ve Finansbank. 5030'a TC kimlik numaranızı yollayarak hemen ihtiyaç kredisi almanız bizce mümkün. Üstelik 3 ay sonra geri ödeme seçeneğiyle. Finansbank 5030'la para cepte. Şeyler yapmak istedik kardeşimle beraber. Bir önceki startup girişimimizden sonra dedik ki bir şey yapalım ve bu bir şeyin içerisinde satış, marketing, pazarlama şu bu departmanı olmasın. Kendi kendine büyüyecek. Twitter'dan, Facebook'tan insanlar bunu seve seve gelecek, kullanacak bir şey yapalım dedik. Yani YouTube gibi mesela videomu yüklüyorum, paylaşıyorum, bitiyor. Bir satış takımı kurup işte şirketleri gezmeme gerek kalmayan bir şey. Bu tip bir fikri araştırırken bir sürü bir şeyler kurmak zorunda kalıyoruz mesela. Bir şey görüyoruz internette. Aa bu çok güzelmiş işte bunu bir kuralım. Benim kardeşim o zaman Almanya'daydı, ben New York'taydım. Ben kuruyorum, o göremiyor. O kuruyor, ben göremiyorum. Bir türlü ortak çalışamıyoruz. Dedik ki önce şuna bir platform yapalım da biz bir beraber yaptığımız işleri görelim. Onu yaptık. Biz yaptık. Çalıştığımız şirket çok sevdi. İnsanlar aa biz de kullanabilir miyiz falan filan dedi. Biz de bir dedik buna bir domain ismi alalım. Coding, o zaman Codingen'de. Codingen diye bir domain ismi aldık. Dedik ki tamam hadi bakalım başlayalım. Bir açtık. 15 bin kişi 2 haftada falan geldi. Çok güzel, aman işte biz de bunu istiyoruz, biz de bunu istiyoruz derken. Bizim de yaptığımız iş esasen o ilk bahsettiğim problemi çözen. Yani yazılımcıların beraber bir arada çalışabilmelerini, bir araya gelebilmelerini kolaylaştıran güzel bir platform yapmış olduk. Biz kendi problemimizi çözelim derken aslında çok genel bir problem çözmüş olduk. Peki Türk girişimcilere burada nasıl destekler veriliyor? Yani bu destekleri nasıl gördünüz? Farklı ülkelerde bu destekleri bulabilir miydiniz? Fark nedir acaba bu? Ben Hollanda'da şirket kurdum. Ukrayna'da şirket kurdum. İstanbul'da şirket kurdum. Amerika'da şirket kurdum, bu sonuncusu. Burada Türklere bir destek verilmiyor. Buranın en güzel tarafı o. Herkese destek veriliyor. Yani Hollanda'daki gibi işte Hollandalıysanız ayrı, işte göçmenseniz ayrı, işte oysanız ayrı, buysanız ayrı. Burada birisiyle konuşuyorsunuz, Amerikalı olup olmadığını anlamak için bir zaman geçmesi gerekiyor ki kimse böyle bir soru sormuyor. Benim gördüğüm destek, eğer bir şey, mesela Veysel'in
yaptığı programdaki gibi, bizim yaptığımız program bir şey, bir değişim yaratıyorsa kendi kendine, özellikle böyle mesela açtınız işte 10 bin kullanıcı bir anda geldi, 50 bin geldi, 1 milyon geldi falan. Bu tip bir şey olduğu zaman burada size para verecek çok insan oluyor. Yani çok kendinizin derdinizi anlatmanıza gerek kalmıyor, size e-mail atıyorlar. Diyorlar ki paraya ihtiyacınız varsa verelim. Şimdi mesela biz değerlememizi yaptık, investorımızı aldık. Şimdi hala bana e-mailler geliyor, lazım mı diye. Yani biz şu anda para istemiyoruz. Çünkü para verdiğiniz zaman şirketinizin belirli bir hissesini de vermiş oluyorsunuz. Daha çok olay tersine dönüyor. Siz startup olarak investor seçer, yatırımcı seçer duruma geliyorsunuz. İşte ben Avrupa ile Türkiye arasındaki fark aslında bu. Türkiye'de sanki karşınızda bir jüri var, kendinizi beğendiriyorsunuz gibi bir durumun. Burada eğer anlamlı bir şey yaparsanız tersine dönüyor. Deniyor ki, ha siz investorsınız ama bizim işimizi ne kadar anlıyorsunuz diye ona soruyorsunuz. Diyorsunuz ki siz mesela, biz de yatırım yazılımcılara yönelik bir iş yapıyoruz. Bakıyoruz, diyoruz ki siz bu konu hakkında yeterli birikime ve tecrübeye sahip misiniz? Ona göre çok güzel bir ortam var burada. Yani herkese tavsiye ederim. Türkiye'ye, Türkiye'den buraya gelip burada bir şeyler yapmaya çalışmasını öneririm herkese. Yani bunun için çok özel vizelere, şuna buna da gerek yok yani. Bir Amerikan vizesi benim tecrübemde Avrupa vizesinden çok daha kolay veriliyor. Buraya gelip 6 ayda kalabiliyorlar. Gelsinler bir yerde staj yapsınlar, bizle konuşsunlar. Biz burada EFE'nin, Turkish American Business Consortium'u var, konferansı var. Elimizden geleni yaparız, insanlarla tanıştırırız. Yani yeter ki anlamlı bir şey yapsınlar, bize danışsınlar, desinler ki işte biz böyle bir sistem yaptık, bize para lazım dedikleri anda, eğer o sistem gerçekten anlamlıysa biz de kendi bağlantılarımızı kullanarak yardımcı olmaya çalışırız. İleriye dönük yapılabilecek şeyler, yani hepimizin kalbinde Türkiye yatıyor. Ben Türkçe konuştuğum zaman çok hoşuma gidiyor. Yani İngilizce hani iyi güzel falan ama hani insanın dili gibi değil. Hep içimden geçen şey, dün Cumhurbaşkanımızla da konuşurken ona da ilettiğim şey, lütfen dedim aramızı yapın Türkiye ile. Türkiye'den buraya ben 20 senedir tanıştığım bir arkadaşımı buraya getirmek istediğim zaman, ben burada işte gazeteye ilan verip bir developer alacağıma 10 senedir 15 senedir tanıştığım çalıştığım insanlarla ben burada çalışmak isterim. Onlar da işte biz buna bakacağız dediler, inşallah bakarlar. Buradan da sesleneyim tekrar. Yani bizi mesela Sayın Obama'ya gidip desinler ki işte San Francisco'da 1 milyon doların üzerinde yatırım almış startuplar için 50 kişilik bir kota oluşturulsun ve densin ki bu insanlar birisini istedikleri zaman getirebilsinler. 50 kişi. Zaten biz burada 10 kişiyiz. Yani çok Türk yok. Bunların sayısını arttırmamız lazım. Hiç fırsatları var mı? Ne öneriyorsunuz girişimcilere? Girişimcilere benim özellikle ilk önermediğim şey, kopyalamayın lütfen. Yani ben buraya geliyorlar, bakıyorlar, burada bir şey çalışıyor. Aa, ben bunu Türkiye'de yaparım. Tamam, yaparsınız ama Facebook öyle çıkmıyor. Dropbox öyle çıkmıyor. GitHub öyle çıkmıyor. Orijinal bir fikri. Gerçekten orijinal, inovatif bir fikri. Yaptığınız zaman dünya ölçeğinde bir başarı mümkün. Ben onu önermiyorum, onun dışındaki her şeyi öneriyorum. Yani aklınızda bir fikir varsa, özellikle kendi probleminizden, kendi sıkıntınızdan, arkadaşlarınızın sıkıntınızdan, yani şu, ya ben bir fotoğraf çekiyorum, niye bunu arkadaşlarımla paylaşamayayım dediğiniz zaman burada 3 milyar dolarlık şirket oluşuyor. Ama bu burada çalıştı da ben bunu Türkiye'de yapayım dediğiniz zaman ufak, küçük, çok da haber değeri olmayan, işte birkaç milyon dolar kazanan bir şirket yapabiliyorsunuz. Ama bunu da tavsiye etmiyorum. Büyük düşünmelerini, Türkiye'deki girişimci ruhu çok güzel bir şey. Yani ben İstanbul'da yaşarken taksici otobüs durağına gelirdi. Abi ben sizi götüreyim işte, her biriniz 3 lira verin derdi. Öyle götürdü. Bu girişimcilik çok güzel. Bizim ülkemizde çok var. Sadece şu anda ne çalışıyor, ben bunu nasıl kopyalarım değil de 5 sene sonra ne çalışacak, ben bugünden oraya nasıl bir köprü kurarım mı ben öneriyorum. Kim olursa olsun. Biliyorsunuz son yıllarda özellikle Türkiye'de bu alanda önemli gelişmeler var. Ve eskiden Türkiye'den dışarı giden beyin göçü son 6-7 yıldan bu tarafa, gerek Ar-Ge teşvikleri, gerek teknogirişim desteği, teknokentlerin yaygınlaştırması nedeniyle buradan da Türkiye'ye doğru bir dönüş oldu. Türkiye tarihinde hiç olmadığı şekilde TÜBİTAK'a önemli kaynaklar ayrıldı biliyorsunuz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, şu andaki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki
Sanayi Ar-Ge Genel Müdürlüğü çerçevesinde teknokentlerin desteklenmesi var. Üniversitelerde hocaların, aynen burada buradaki genç arkadaşlarımızın kurduğu firmalar gibi teknokentlerde önemli çalışmalar var. Biz oradaki çalışmalarla buradaki çalışmaları eşleştirmek arzusunu taşıyorduk. Bu ziyaretimde bunun eşleşebileceğini daha iyi bir şekilde görmüş oldum. Ya burası herhalde dünyada tek böyle bir atmosfer. Gerçekten sadece fikriniz oldu, iyi bir fikriniz olduğu zaman bütün kapılar size açılıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Ben de buraya geleli yaklaşık 5 ay oldu. Ve buraya geldiğim için çok mutluyum yani. Dışarıdan da bu kadar göremiyorsunuz. Yani içine girince esas buranın değeri anlaşılıyor. Yani iyi bir fikriniz varsa, yetenekliyseniz, iyi bir ekip kurabiliyorsanız, yetenekli bir ekip, çok kolay yatırım bulabiliyorsunuz, projelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Başarılı olursunuz veya olmazsınız, o bile çok şey olmuyor, çok önemli olmuyor bir noktadan sonra. Başarısızlık bile bir sonraki projelere tecrübe olarak aktarılıyor ve yeniden yatırımlar bulmanızda yardımcı bile olabiliyor. Çok eşsiz, çok güzel bir atmosfer. Onun dışında burada birçok Türk arkadaşımız var, girişimci, firma kuranlar, başarılı olmuş olanlar veya ileride başarılı olma ihtimali yüksek olan birçok arkadaşımız var benim tanıştığım. Türkler burada faaller, şirket kuruyorlar, yatırım alıyorlar. Tabii çok daha artacağını inanıyorum, yeterli değil mutlaka. Ama bir şeyler yapan bir grup arkadaşımız var yani, daha da fazlası gelecektir diye tahmin ediyorum. Peki girişimcilere, dünyanın neresinde olursa olsun girişimcilere ne öneriyorsunuz? Ne yapmaları gerekiyor? Fikrim var diyen ne yapsın size göre? Vallahi fikrim var diyen bir şekilde buraya gelsin. Onu önerebilirim belki. Çünkü burada iyi bir fikir yeterli oluyor neredeyse. Ben Wallet'in çok ilginç bir açılım olduğuna inanıyorum. Sosyal medya uygulamalarında yeni yeni yerel tabanlı lokasyonla ilgili uygulamalar var. Örneğin Facebook'ta, Foursquare'de check-in yapabiliyorsunuz. Fakat bu uygulamalar yer kavramını kendi uygulamalarına bir eklenti olarak sunuyorlar. Nasıl fotoğraf paylaşma, resim, video paylaşma gibi. Wallet ise bu dengeyi tersine çeviriyor ve olayı yerel bazlı yapıyor. Yani Wallet aracılığıyla gittiğiniz bir mekandaki diğer insanlara konuşma fırsatı buluyorsunuz. Bu size Facebook'un, Twitter'ın, Foursquare'ın sunmadığı bir özellik. Örneğin bir maçtasınız, bir konserdesiniz, bir gece kulübündesiniz. O an oradaki insanlarla iletişim kurmanızı sağlayan tek uygulama Wallet. Bu fikir beni çok etkiledi ve bu aileye katılmak istediğimi söyledim. San Francisco girişimcilere çok önemli olanaklar tanıyor. Girişimcinin girişimini devam ettirmesi için ihtiyaç duyduğu finansal kaynakları sağlıyor. Aynı zamanda bu girişimci ruhunu taşıyan insanlar da bir şekilde mıknatıs gibi buraya toplanıyor. Bu ikisi de birlikte geldiği zaman, üzerine de yeniliklere açık bir kültür eklendiği zaman yeni şeylerin hep buradan çıktığını görüyoruz. Örneğin Facebook buradan çıkıyor, Google buradan çıkıyor, Yahoo buradan çıkıyor. Belki bugün bildiğimiz internet uygulamaları neredeyse tamamı buradan çıkıyor. Ve o anlamda San Francisco eşsiz bir yer. Benzer bir yerin Türkiye'de de açılmasını çok isterdik. Avrupa'da da değişik çalışmalar var. Fakat hiçbir yeri San Francisco'nun bu yapısını yakalayamıyor. Peki ne önermek istersiniz girişimcilere, özellikle Türk girişimcilere ve fikrim var diyenlere ne söylemek gerekir, ne yapsınlar? Bence fikir çok önemli. Fakat fikirden daha önemli şey onu hayata geçirebilmek. Çünkü hayata geçiremedikten sonra fikir gelip geçici bir hevesten ibaret oluyor. Ben fikri olanlara, buna inanan insanlara buna vakit ayırmalarını, bu fikirlerin peşinden koşmalarını öneriyorum. Kendi yaptığım benim de uygulamalar var. Bazı şeyleri deneyince görüyorsunuz ki siz uğraşınca gerisi geliyor. Ama sadece fikir anlamında bırakırsanız oradan sonra bir şey olması da imkan yok. O yüzden girişimci olmayı düşünen arkadaşlara girişmelerini öneriyorum. Bileceğiniz bir uygulamanın ötesinde size çok basit bir konseptle beraber çok ama bir o kadar da güçlü, yani basitliği kadar güçlü bir şey sunuyor. Olanak sağlıyor. Bu sadece tüketicileri değil, aynı zamanda iş yerlerine, aynı zamanda orada bulunan herhangi bir kişiye, büyüğünden küçüğünden dünyanın dev firmalarına kadar olsun, tamamen bunu bizim duvar dediğimiz, virtual duvar dediğimiz
sadece anlayışta başladın ama aslında arkasında bizim gerçekten çok büyük ve güçlü bir biçimde kurduğumuz bir sistemi barındıran ve inanılmaz potansiyele sahip olan bir şey sağlıyor. Dolayısıyla bu bağlamda apayrı bir şey. Yani ne bir Facebook ne bir Twitter aslında gerçekten çok çok farklı. Bunların yapabildiği her şeyi aslında yerel bazı yapabiliyor. Ama bunun ötesine geçerek sadece sosyal profillere limitli kalmayıp aynı zamanda yer potansiyelini de ve o lokasyonda bulunan her şeyi aggregate edip bunu barındırarak ve ötesine geçerek pek çok şey yapabilmenize de olanak sağlıyor. Girişimci olarak burada olmak, San Francisco'da olmak avantajlarını nasıl gördünüz ve ne önerirsiniz girişimcilere, fikri olanlara? İki sorudan önce ilkini cevaplayayım. Burada olmak gerçekten çok çok güzel bir şey. Yani Silikon Vadisi'nde bulunmak ve bu ortamda bazı fırsatları yakalayıp da yapmak istediğiniz şeyler için bir takım olanakları ve kaynakları burada hali hazırda bulabilmek sizin işinizi hızlandırıyor ki rekabetten pek çok kez söz ettik. Bu alanda ne kadar hızlı hareket etmeyi başarırsak, çünkü fikirler çok hızlı yayılıyor ve bu olanakları da ne kadar hızlı bulabilirsek o kadar bizim avantajımıza ve burada olmanın en büyük şeyi gerek network bağlantıları olsun gerek kaynaklar olsun bu. Bence girişimci arkadaşlara benim en önemli önerim, eğer akıllarında bir fikir varsa ve gerçekten yanıp bunun için tutuşuyorlarsa yapmaları gereken şey bunun üzerine vakit harcamaya bir an evvel başlamak. Yoksa hakikaten akıldaki düşünceler harekete geçilmediği zaman akılda başka düşüncelere ya da ya keşke yapsaydım'a dönüyor. Dolayısıyla ilk adımları ne kadar küçük olsa bile atıp daha sonra onu hayata geçirmeye çalışmak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk girişimciler, akademisyenler ve mühendislerle bir araya gelmek üzere ve aynı zamanda incelemelerde bulunmak üzere Silikon Vadisi'nde. Gül, San Francisco'ya gelen ilk Türk Cumhurbaşkanı. San Francisco ayağının ikinci günündeyiz. Gördüğünüz gibi buraya gelişimizin esas amacı burası teknolojinin yurdu. Dünyayı değiştiren, herkesin hayatını değiştiren bütün teknolojilerin yurdu, onların ilk kaynaklandığı, ilk bulunduğu, ilk dünyaya, insanlara sunulduğu yer. O bakımdan bu şehre ve bu bölgeye özellikle önem verdim. Silikon Vadisi, bütün büyük şirketlerin, teknoloji şirketlerinin hepsinin hepsine ev sahipliği yapıyor. Bir nevi çok büyük bir teknopark burası. Bütün amacımız şu, Türkiye'nin geleceğini teknolojide, bilimde, araştırmada, geliştirmede ve bulunanları ekonomiye kazandırmada görüyoruz. O bakımdan heyetimizin buradaki ziyaretleri, büyük başarılı şirketler, onları görüyoruz, onlarla konuşuyoruz. Daha yakından tanıyoruz. Bütün bunları yaparken de Türk gençliğine büyük bir aslında istikamet veriyoruz. Herkesin dikkatini bu işlere çekmeye çalışıyoruz. Bu konuda daha büyük bir bilinçlenme, daha büyük bir uyanış, daha büyük bir anlayış oluşmasını çok istiyoruz. Çocukların, gençlerin, herkesin teknolojiye çok daha fazla ilgi göstermesini, uzaktan seyretme değil, onu kullanma ve teknoloji üretimi konusunda bir heyecan oluşmasını çok istiyorum. O bakımdan bu ziyaretimizi gerçekten çok önemsiyorum. Burada sizin de takip ettiğiniz önemli şirketleri ziyaret ettiğimizde orada çok sayıda Türk gencini görmek de bizi ayrıca çok gururlandırıyor. Çok önemli mevkilerde, çok önemli sorumluluklar üstlendiklerini görüyorum. Genç çocuklarımızın diyeceğim, yeni üniversite mezunlarının buralardaki başarıları hepimiz için gurur kaynağı oluyor. Bu bölgede yine çok dünyaca meşhur üniversiteler var.
şirketler, en başında Stanford Üniversitesi geliyor. Bu büyük şirketlerinin hemen hemen çok büyük bir kısmı bu üniversitede doğmuş. Daha sonra üniversite genişlemiş ve bütün Silikon Vadisi'ni oluşmasına öncülük etmiş. Bu üniversiteden de yine mezun olan birçok yine gencini gördüm. Oradaki öğretim üyelerini gördüm. Dün onlarla yaptığımız toplantı ayrıca büyük bir yine gurur kaynağı oldu. Ama dün yaptığım toplantılar içerisinde en çok önemsediğim iki toplantı vardı. Bunlardan birisi buradaki venture capital dediğimiz büyük şirketlerin yöneticileri, sahipleri, onlarla yaptığımız toplantı ve onların Türkiye'ye ilgi göstermelerini temin etmek, onların ilgi alanı içerisine Türkiye'yi ve Türk girişimcileri ve Türkiye'nin genç, dinamik nüfusunun çalışmalarını takip etmelerini ve onlara yatırım yapmalarını istemem oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Silikon Vadisi'nde bir araya geldiniz ve aslında görüşlerinizi de paylaştınız. Sizin önerileriniz oldu, onların belki önerileri oldu. Dolayısıyla neler paylaştığınızı, neler konuştuğunuzu Türk girişimciler olarak, akademisyenler olarak biraz söyleyebilir misiniz, biraz bahsedebilir misiniz? 2012 yılı itibariyle 10 tane başarılı Türkiye'deki startup şirketini Silikon Vadisi'ne gönderme planlarını ve hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. Çok memnuniyet verici bir gelişme olarak bunu da bize belirtmiş oldular. Şu anda dünyada kullanılan tüm teknolojilerinin, internet teknolojilerinin ve bilişim dünyasının doğduğu yer Stanford Üniversitesi'ndeyiz. Stanford Üniversitesi aynı zamanda Silikon Vadisi'nin merkezi olarak biliniyor. Yahoo, Google, Cisco gibi birçok firmada ve bunların fikirleri de işte bu üniversitede doğdu. Sadece bilişim sektörünün değil, aynı zamanda bilimin diğer alanlarının da doğduğu yer olarak biliniyor Stanford Üniversitesi. Silikon Vadisi'nin merkezi, kalbi olarak bilinen Stanford Üniversitesi aynı zamanda aslında ilaç sanayinden tıbba, biyolojiye kadar tüm bilimlerin, fikirlerinin doğduğu yer olarak kabul ediliyor. Pleasure to see you on SkyTurk TV. First of all, sizi yanımızda görmek memnuniyet verici. Öncelikle sizin tecrübelerinizle başlamak isterim. San Francisco'daki girişimcilik konusunda teknolojik gelişmeler ve girişimcilikteki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? Neredeyse 15 sene öncesinden itibaren, yani internetin hayatımıza girdiğinden beri bu teknolojinin içindeyim. Startuplar üzerine çalıştım ve Yahoo'da da çok uzun yıllar boyunca tecrübe sahibi oldum. Pazarlama ve ürün geliştirme bölümünde de çalıştım. Siz ABD ve özellikle San Francisco'daki Türk girişimciler konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben burada Türk girişimcilerle çok fazla tecrübe yaşamadım. Sadece bir grup ile çalışma şansı buldum ve çok etkilendim. Siz neden bu grubu seçtiniz danışmanlık için? Neden bu Türk girişimci grubuyla çalışmayı tercih ettiniz? Her işime öncelikle insanları değerlendirerek başlarım. Daha önce Yahoo'da, şimdi Wall It'in üst düzey takımında bulunan Bahadır ile çalışma fırsatı bulmuştum. Ben kendisinden çalışmaları konusunda etkilenmiştim ve yeni şirket için çalıştıklarını da öğrendim. Sonra şirketin CEO'su Veysel ile tanıştım. Kendisinin de çalışmaları ve fikri çok etkileyici geldi bana. San Francisco ve Silikon Vadisi'ndeki ekonomik koşulları nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradaki çalışma ve iş koşulları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Burası gerçekten insanların çalışmaları ve yeni fikirler üretmeleri için muhteşem bir yer. Ülkenin bu kesimindeki insanlar sürekli bir şeyler üretme ve yaratma peşinde. Buradaki ortam insanların yaratıcı olmaları için onları destekliyor. Eğer insanlar bir şeyler üretmek için geldilerse doğru yere geldiler. Pleasure to
yöneticisi on SkyTürk TV. I would like to ask first of all about opportunities in öncelikle buradaki fırsatları sormak isterim. Girişimcilere San Francisco'da ve Berkeley'de ne gibi fırsatlar sunuluyor? San Francisco. Sure, so bizim üç farklı girişim programımız var. İlki girişimciler için değer yaratmaya çalıştığımız ve risk sermayeleriyle çalıştığımız projeler. Ayrıca özellikle birçok projede uluslararası düzeyde iş planları dahilinde rekabet de oluşturmaya çalışıyoruz. Biz girişimcileri nasıl destekleyeceğimiz konusunda çalışmalar yapıyoruz ve onlara nasıl kaynak sağlayabiliriz diye planlamalar yapıyoruz. 8 ay sonra kendileriyle yeniden bir araya geliyor ve ne durumda olduklarını gözlemliyoruz. Yeni fikirler konusunda çalışmalar yapıyoruz. Risk sermayeleriyle ve melek yatırımcılarla bağlantı kurmalarını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra birçok faaliyet düzenliyoruz. Berkeley'de düzenlediğimiz birkaç haftalık organizasyonlarla destek olmayı sürdürüyoruz. Girişimciler bu faaliyetlerde neler geliştirdiklerini bizlere sunuyorlar. Bazı girişimciler de bu toplantılarda neler yaptıklarını paylaşıyorlar. Silikon Vadisi'nin en önemli şirketlerinden birisi olarak sayılan Cisco'dayız. Cisco uluslararası bir şirket ve binlerce çalışanı var dünya çapında. Biz de Cisco'nun içindeki teknolojiyi görmek istiyoruz. Hem de aynı zamanda Cisco'da yetkililerle görüşmeler yapacağız Silikon Vadisi'nin içinde. Pleasure to see you on SkyTürk TV. First of all, thank you very much for the interview. I would like to ask. Sizi burada görmek çok güzel. Röportaj için teşekkürler. Cisco ile başlayalım. Öncelikle Cisco tarihinden bahseder misiniz? Cisco was founded in 1983. It was actually founded by. Tabii, Cisco 1983'te kuruldu. Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinde iki ayrı bölümde başkanlık yapan bir karı koca ekibi tarafından kuruldu. Şirket, onların bilgisayar sistemleriyle ağları birleştirmek için Stanford'da geliştirdikleri teknoloji üzerine kuruldu. Bu teknolojiyi ticari bir işe dönüştürmeye karar verdiler. Aslında bu hikaye, Silikon Vadisi'nde işlerin nasıl yürüdüğüne iyi bir örnektir. İlk sermayelerini Stanford'ın hemen yakınındaki Sand Hill Road'da bulunan girişim sermayecilerinden edindiler. Bu sermaye ilk birkaç yılda şirketin büyümesine olanak sağladı. Büyük şirketlerin ticari girişimleri arasında bilgi akışını sağlayan ağları var. Servis sağlayıcı ağlarını geliştirmeye yardımcı olan bu sermayeydi. Ve zamanla firma, video, ses işbirliği, data merkezi gibi alanlara, dünya çapında iletişim şeklimizi değiştiren alanlara girmeye başladı. Yani Cisco, ürün ve hizmetlerinin insan hayatını değiştirdiğine tanıklık eden bir firma olarak Silikon Vadisi'nin ününü üzerinde taşıyan bir firmadır. Stanford Üniversitesi'nin Cisco gibi şirketler için önemi nedir? Bence büyük yeteneklerin kapasitesi yüksek, öğrenmeye aç, fikri parlak olduğu kadar yeni bilgileri de açık öğrenciler ile araştırma olanaklarının çok yüksek olduğu bir üniversitenin birleşimi büyük bir değişim ortaya çıkarıyor. Bunun yanı sıra risk sermayesine ulaşabilen bir yerde olmanın önemi var. Bu üçlü kombinasyon büyük olanaklar sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda hükümetin de askeri veya benzeri amaçlarla Stanford'ın olanaklarını desteklediğini gördük. Silikon Vadisi'nde girişimciler, girişim sermayesi ve üniversitenin üçlü kombinasyonu yeni şirketlerin ortaya çıkmasını sağladı. Bu vadiyi yarattı. Okay. Silikon Vadisi ve Cisco'daki çalışma koşullarını nasıl değerlendirirsiniz? Well, we like to use our own technology and one of the things that we biz kendi teknolojilerimizi kullanmayı seviyoruz. Şirketlerin ağ kapasitesini kurarken en dikkat ettiğimiz konulardan biri de üzerine değişik aplikasyonlar kullanabilme olanı. Gurur duyduğumuz şeylerden biri de işbirliği teknolojisi ve bu kapsamda telepresence teknolojisi. Telepresence istediğim herhangi bir yerden iş arkadaşlarımla ve müşterilerimle yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü video bağlantısıyla görüşme yapmayı sağlıyor. Böylelikle tüm dünyada iş ortaklarınızla, müşterilerinizle, girişimcilerle, başka ağlarla da işbirliği halinde iş geliştirme olanağı buluyorsunuz. Tüm dünyadaki girişimcilere Silikon Vadisi için ne önerirsiniz? Maybe for Cisco and Silicon Valley. For entrepreneurs, I think that the most important. Girişimciler için bence en önemli şey geçiş süreci içindeki pazarları bulabilmek. Doğru ekip ve doğru fikir ne kadar önemliyse, geçişleri erken fark etmek de o kadar önemli.
Mesela bugün en önemli geçişleri bulut teknolojisi, mobilite, video ve data merkezi. Pazardaki büyük trendleri bizim deyimimizle virajları yakalamak önemli. Bu virajlar küçük şirketler için büyük fırsatlar yaratabilir. Ya da Cisco gibi şirketler için de yeni iş olanakları, inovasyon, daha da büyüme, yeni pazarlara girme, gelişme olanakları sunar. Yani girişimciler ve şirketlerini büyütmek isteyenler için pazar geçişlerini hissetmek ve doğru alana doğru miktarda doğru modelle yatırım yapmak kritik bir konu. Cisco, Silikon Vadisi'ndeki en önemli şirketlerden biri ve burada rekabet çok yüksek. Kendinizi nasıl farklı konumlandırıyorsunuz? Rekabetten nasıl başarıyla çıkıyorsunuz? Rekabet sizin için önemli mi? Positive effect, I think. Rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü müşterilerimize daha iyi çözümler sunmamızı, işimizi geliştirmemizi sağlıyor. Elbette rekabet her zaman iyidir diyemem. Üzerinizde baskı uygulayan bir konu. Ama işi geliştirmek anlamında önemli. Bizim işimizin bir yanında büyük yetenek ile iyi ürünün bileşkesini kurmak. Müşterilerimiz de kendi alanlarında dönüşümleri yakalamaya çalışan şirketler. Çoğu zaman onlarla birlikte ürün geliştiriyoruz. Ve bizim için istikrarlı biçimde pazar lideri olmak çok önemli. İşimizde sağlıklı biçimde bakabilmek de önemli. İşte bunlar bizim yapabildiklerimiz diyebilmek ama aynı zamanda boşlukları görebilmek de önemli. Hangi işi hangi zamanda yapabileceğimizi bilerek adım atmak çok önemli. Ya da yeni bir işe şirket satın alarak mı, ortaklık kurarak mı gireceğimiz, müşterilerimizle en iyi iş ortaklığını nasıl sürdürebileceğimizi bilmek de önemli. Dolayısıyla sanırım bizi pazarda diğer firmalardan ayıran temel faktör, şeffaf, inovasyona odaklı ve ihtiyaca göre ortaklar kurarak ya da satın almalar yaparak işimizi yürütme modelimiz oldu. Cisco bugüne kadar 150'den fazla şirket satın aldı. Yaklaşık 2 milyar dolarlık da yatırım portföyü oluşturdu. Biz iç iş geliştirme ile dışsal risk almadan oluşan bir kombinasyonun rekabette örnek olmada, pazarda lider olmada kritik önemli olduğuna inanıyoruz. Ekonomik kriz hakkında sormak istiyorum. Avrupa'da süren kriz teknoloji firmalarını, Silikon Vadisi'ni nasıl etkiliyor? Cisco için konuşursak biz küresel bir firmayız. Dolayısıyla bir pazarda 3 aylık ya da 1 yıllık bir zayıflama görüldüğü zaman bir başka pazarda güçlü duruşun arttığına şahit olursunuz. Bence küresel bir firmada olmak, işlere küresel ölçekte bakmak ve işlerin zor gideceği dönemler olacağını bilerek hareket etmek, küresel firma olmanın avantajını kullanıp dönemsel olarak güçlü pazarlara yönelme, zayıflayan pazarlarda beklemeyi bilme ve fırsat görme olanaklarını kullanabilmek önemli. Bu, firma stratejinizin bir parçası oluyor ve büyümeye küresel ölçekte bakabiliyorsunuz. Ayrıca şöyle de düşünüyorum, hem Avrupa'da hem de Amerika'da ekonomik durumun iyiye gitmediği bir dönemden geçiyoruz. Ve bu dönemde bize yeni yatırımlar yapma olanağı sunuyor. Başka pazarlara odaklanma olanağı da sunuyor. Doğu Avrupa ve Türkiye gibi. Biz 1997'de Türkiye'ye girdik ve Türkiye'de kendi ekonomik döngüsü içinde gidip geliyordu. Ama son 10 yılda milli geliri %300 oranında büyüdü. İşte bu da bize bir örnek. Değişik iş döngülerinin olduğuna dair seçtiğimiz coğrafyalarda müşterilerimizle, iş ortaklarımızla bu döngünün içinde kalmamız gerektiğine dair çok iyi bir örnek. Şu anda Cisco binasındayız. Silikon Vadisi içinde bulunan Cisco binası en önemli binalardan bir tanesi. Aslında birkaç bina var. Biz en önemli binasındayız. Çoğunlukla üst yöneticilerin olduğu bina bu. Ve çeşitli teknolojiler gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Aslında alışık olduğumuzun dışında bazı teknolojiler. Tüm dünyada kullanılan teknolojiler. Örneğin biz şu anda bir konferans odasındayız. Ve bu konferans odasında farklı ülkelerden, farklı yerlerden kişilerle görüntülü olarak konuşabiliyorsunuz. Bunun da nedeni iş ilişkilerinde görüntülü konuşmanın veya karşınızdaki görmenin insana güven sağlayacağı yönünde. Her ne kadar tabii yan odada olsa da bir deneme yapsak da Mark şu anda tabii Cisco'nun çalışanı kendisi, iletişim koordinatörü yan odada ve bize bu teknolojinin ayrıntılarını gösteriyor. Biz de Mark'la konuşuyoruz. Dünyanın birçok yerinde uygulayabilirsiniz bunu ama biz tabii şu anda sadece bir deneme yapıyoruz. Hi Mark. Hey, welcome to Cisco. Thank you for joining us. Thank you very much. How are you? I'm doing well, thank you. If you see the people, bu teknolojiyle karşınızdaki bağlantınızla görüşmek aynı zamanda güven sağlayıcı olabilir, değil mi? Evet, bu teknolojiyle karşınızdakileri direkt olarak görebiliyorsunuz. Çok uluslu firmalara iş yapmanız gerekiyorsa onları bu ortamda çok daha net olarak tanıyabilirsiniz.
Bu teknolojiyle dünyanın neresinde olursanız olun müşteriler ve ortaklarınızla görüşebiliyorsunuz. Sunumlar yapabilirsiniz. Bilgisayarınızdan göstermek istediklerinizi bu ortamda paylaşabilirsiniz. Birçok ülkede ve birçok şirkette bu teknoloji kullanılıyor. San Francisco şehrinin son iki hecesinden oluşturulan Cisco, çok uluslu bir ağ şirketi. Yahoo, Facebook ve Google gibi dünya devleriyle birlikte Silikon Vadisi'nin sembolik şirketleri arasında yer alıyor. Dünyadaki internet altyapısında bulunan aktif cihazların %80'inden fazlası Cisco firması tarafından üretiliyor. Dünyanın teknoloji merkezi Silikon Vadisi aynı zamanda içinde birçok sembolik hale gelmiş alanı da merkezi de barındırıyor. Bunlardan bir tanesi de Apple'ın ilk store'u, ilk mağazası. Dünyadaki ilk mağazası bu mağaza. Şimdi bu mağazanın önündeyiz ve ölümünden önce Steve Jobs da neredeyse her hafta buraya gelerek bazı incelemelerde bulunuyordu. Dünyanın teknoloji üssü olarak bilinen Silikon Vadisi'nin en önemli caddelerinden bir tanesindeyiz. İşte üzerinde bulunduğumuz bu cadde Google, Yahoo, Facebook gibi firmaların ofis açtıkları ilk cadde olarak biliniyor. Silikon Vadisi sadece bilişim sektörüyle ünlü değil, aynı zamanda içinde bulundurduğu dünyanın en büyük risk sermayesi gruplarıyla da ünlü. Üzerinde bulunduğumuz cadde birçok risk sermayesi şirketini de barındırıyor. İşte onlardan bir tanesi de Accel Partners. San Francisco'da Silikon Vadisi'ni gezerken aynı zamanda krizin mağduru olan bankaları ve izlenimlerimizi de aktaralım istedik. Hatırlayacaksınız, çok değil bundan 2 yıl önce yatırım bankalarının ve aynı zamanda mortgage bankalarının krizde olduğunu ifade ediyorduk. Ve en önemli bankalardan bir tanesi, krizde olan, mağdur olan bankalardan bir tanesi Wells Fargo binasıydı. İşte Wells Fargo binasının bankasının önündeyiz şu anda ve burada da izlenimleri paylaşmaya devam ediyoruz. Silikon Vadisi'nde izlenimlerimizi de paylaşmaya devam ediyoruz. Şu anda Telegraph Avenue'dayız ve Telegraph Avenue 1970'li yıllarda hippie ve free speech hareketinin başladığı yer olarak biliniyor.